Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kunduli xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunib o'tirishimiz. Qanamiz diqqatlar ekranimizda bo'lsin. Al Jazeera'ning boshma-bosh programmasida lagerlar masalasi keskin munozara qilindi. Erkin Asiya radiosining xabarida bildirilishicha, Al Jazeera kanalining boshma-bosh nomliq maxsus programmasining 15 mart kundagi sonida Xi Jinping rejimining hokim mutlaqlikni kuchaytirishi, Uyg'urlar masalasi va Xitoy rejimi agar harbiy va iqtisodiy zo'r kuchga aylangan taqdirda dunyoda qandoq bir rol o'ynashni zimmasiga oladiganligidan iborat 3 asosiy tema bo'yicha munozara o'rinlashtirildi. Programma riyasetçisi Mehdi Hasan programmasına Beijing Üniversitesi'nin okutukçisi, şunlukla hem Hau Capital namlı khususi paycak şirketi kurgucisi ve Xitay rejiminin gayri resmi meslehacisi Charles Liu'ni asaslıq sözlükçü süpüteler teklif kıldı. Mehdi Hasan Charles Liu'den Xitay devlet reisi Xi Jinping'nin özüge ömürlük reislik yolunu etişi, Xitay'nın Canubi Deniz'deki zomigarlık pozisyesi ve zoru yuvatkan harbi küçe hakkıda bir qatar keskin suallarını sorgan deyken, Nöbette dünyada dikkat kozgavatkan yeni bir muhim mesele, yani Şarkı Türkistan'daki lagerler meselesini otturgu koydu. O Charles Liu'den iktisadi meselelerge ötüştün avval, men yakınki aylarda baş temi buluvatkan bir içki ehvalini sormakçı men dedi. İki taraf arasındaki diyalog tövendikidek devam kıldı. Mehdi Hasan, sizning davlatingiz ya'ni siz qo'llayotgan va maslahat berayotgan hukumat Birlashgan Millatlar Tashkiloti tekshiruvchisi, Amerika Tashqi ishlar ministerligi, xalqaro kechirim tashkiloti, kishilik huquqni ko'rsatish tashkiloti va mustaqil jurnalistlarning deganiga qaraganda 1 milliondan ortiq Uyg'ur musulmonni qayta tarbiya lagerga qamabdi. Charles Liu, bu xabar Xitoyda muhim xabar bo'lalgan emas. Mehdi Hasan, chunki Xitoyda axborot erkinligi bo'lmaganligi uchun Uyg'urlar haqidagi xabar muhim xabar bo'lalmaydi-da. Charles Liu, yo'q undaq emas. Xitoyda 55 millat bor. Uyg'ur uning aran 0.7% ni tashkil qiladi. Mehdi Hasan, bu deganlik 9-10 million atrofida Uyg'ur bor deganlik. Charles Liu, Xitoyda 1 milliard 400 million odamning turmushini o'rinlashtirish, qo'rsqini beqish masalasi bor. Mehdi Hasan, Xitoyda 1 milliard 400 million odamni beqish bilan 1 million kishini lagerga qamab qo'yish orasida nima munosabat bor? Dunyo bu masalaga ko'ngil bo'lyapti. Agar 1 milliondan ortiq er va ayol lagerga qamab qo'yilsa, bu masala sizni nima o'ylantirishi kerak? Charles Liu, albatta u rost bo'lsa meni o'ylantiradi. Mehdi Hasan buning bilan Xitoy rejimining yaqinda aldab yasab qo'yilgan o'rinlarga kishilarni aparib ziyorat qildirganligini, ammo ularning amaliyotni aks ettirmaydiganligini eskertdi. Va Amerika va Qozog'istonga lagerdan qochib chiqqan shohidlarning bergan guvohliklaridan qaraganda, bu lagerlarda tutqunlar qiyin qistoqqa uchirmoqda, och va uyqusiz qo'yilmoqda, kishanlanmoqda, jinsiy parokandachilikka uchirmoqda dedi. Bu so'zlarni anglagan Charles Liu darhol so'zini o'zgartib tuvandakilarni bayon qildi. Agar bu deyilganlar rost bo'lsa, u holda haqiqatan mu yomon bo'pti. Rostini aytsam, bu men mutaxassislashgan soha emas. Men siyosatga aralashmayman. Men iqtisodiy masalalarga ko'ngil bo'laman. Bu munozara programmasida 3 nafar qo'shimcha so'zlovchi taklif qilingan bo'lib, uning biri Xitoy rejimining ovozi bo'lish bilan tunilgan Beijingdagi Jungo va Yarsharlish markaz deb atalgan o'rinning Muavin boshliqi Viktor Gao edi. Mehdi Hasan Viktor Gao'dan Xitoy rejimi o'zimi mushindoq tarbiya markazi borligini itirof qildi. Biroq sizlar bu 1 million kishini solashni qanday oqlaysizlar deb so'radi. Viktor Gao buningga bergan javobida ilgirimi mushxildagi programmalarda qilgan so'ziga o'xshashla, Uyg'urlar bizning qayrindishimiz. Mening Uyg'ur do'stlarim bor. Ularning ko'pi intayin yaxshi Xitoy fuqarosi, ammo nihoyatda oz sondagilari radikal terrorchi va bo'lguncha. Ular Xinjiangni Xitoydan ayirib olmoqchi degandek so'zlarni qildi. U yana lagerdagilarning soni 1 million emasligini ilgari surgan bo'lsa-mu, ammo to'g'ri raqamning nimaligiga javob berilmadi. U yana xalqaro kishilik huquqni ko'rsatish tashkiloti, kechirim tashkiloti va lagerlardan chiqqan shohidlar hammasining yolg'on gap qilayotganligini ilgari surdi. Orqadan Mehdi Hasan so'zni Viktor Gao'ga o'xshash yana bir qo'shimcha so'z qilguvchi bo'lgan Nottingham universitetining yordamchi professori, Osiyo tadqiqotlari institutining Xitoy ishlari bo'yicha mutaxassisi Andrey Fuldanni so'zga taklif qildi. Andrey Fuldan so'zida Viktor Gao'ning aytganlarining bu siyosatlarni oqlash uchun yetarlik emasligini eskertdi va bu lagerlarga qamalganlar orasida naqshchilar va donliq futbolchilar borligini, ularning terrorchi emasligini aytdi. U yana Ilham To'xtuningmi o'z millati uchun haqni so'zlaganligi uchun umrlik qamoq jazosiga hukm qilinganligini aytib, bu kishilar va lagerdagi 1 million kishi darhol qo'yib berilishi kerak. Hech qanday sabab 1 million kishining qamalishini haqliq ko'rsatilmaydi.
ularning oilasi bilan birga tinchlik ichida va qo'rqmay turib yashash huquqi bor dedi. Buning bilan Viktor Gav va Charles Liu har ikkilisi birdek navbatda Suriyada urush qilayotgan 5000 terrorchi Uyg'ur borligini aytishdi. Mahdi Hasan 5000 terrorchi bor deb turib, 1 million kishini lagerga qamashni haqliq degani bo'lmaydiganligini eskertdi va har bir davlatda hozir Suriyaga berib urush qilayotganlar masalasi borligini, buning bilan ularning o'z davlatidagi musulmonlarni solab qo'ymaganligini bildirdi. U yana Fransiyada 5 qitim terrorlik hujumi bo'ldi. Fransiya butun musulmonlarni solab qo'ydimi? Fransiya davlatda radikalizm masalasi borligini da'vatidi. Ammo ular qopib musulmonlarga balonga Muhammad deb ism qo'ysang bo'lmaydi. Namoz o'qisang bo'lmaydi, roza tutsang bo'lmaydi, uzun soqol qo'ysang bo'lmaydi demedi. Ammo Xitoy rejimi shunday qilyapti dedi. U yana Charles Liuga qarab, siz bayotin men Xinjiangga berib baqmagan, mendan u yer to'g'riliq so'ramang degan edingiz. Ammo yana qopib bu gaplarni yolg'on da'vatisiz. Siz yolg'onligini nadim bilasiz deb so'radi. Arqadilla u yana programmaga taklif qilingan yana bir qo'shimcha so'zlovchi Stev Changni so'zga taklif qildi. Stev Chang London University Osiyo va Afrika tadqiqotlari institutining Xitoy bo'limi direktori va professori bo'lib, Mahdi Hasan uningdan yuqoridagi bu ishkaylarning aytganlariga qanday qaraydiganligini va amaliyoti Sharq Turkistonda nima bo'layotganligini so'radi. Stev Chang buningga javob berib, Xitoy kompartiyasining azaldan beri haqiqatni monopol qilib kelganligini, tarixni monopol qilib olganligini, o'zlari haqiqat deb ilgari surgandan boshqa har qanday paketni yolg'on deydiganligini ifoda qilgan ekan, 1 million kishining lagerga qamalishining qabul qilinib bo'lmaydigan bir ahvolligini bildirdi. Mahdi Hasan Polatdek paketlar o'tirg'i qo'yilganligini va to'g'ri hukm chiqarishni tomoshabinlarning o'ziga qo'yganligini aytib, programmasining Uyg'urlarga munosabatli qismini oyoqlashtirdi. Bu programma tarqatilgandan keyin kuchlik inkas qo'zg'adi. Sharq Turkistondagi vaziyatni yaqindan ko'rib kelayotgan bir qism mutaxassislar Twitter to'ridagi inkaslarida Charles Liu'ning Sharq Turkistondagi 1 million kishi lagerda ekanligi va Uyg'urlar nufusiga qarata u degan Xitoy nufusining aran 0.7% ni egallaydi degan so'zining amaliyoti dal Xitoy hokimiyatining maydonini ifodalab berganligini bildirishdi. Professor Michael Clark Twitter'daki sözüde Charles Liu'nun yalgancılığı hakikaten bu kişini oylandırdı. Yani o ameliyatta Uygurlarının nüfusu 1%'ki yetmeydi. Şunu kimnin kari demekçi? Bana bu ameliyatta hemen ifadele birerdiğin bir söz de baha verdi. Avustralya'da Şarkı Türkistan hakkında leksiye sözlendi. 15. Mart Avustralya'nın Brisbane'deki Holland Bağçısı Mescidi'de Sharq Turkistan tanıştırıldı. Sharq Turkistan Ulamalar Birliği'nin Avustralya vekili Ustaz Abdusalam Alim Cuma hutbesinde Sharq Turkistan'ın tarihi, Xitay'ın yürgüzüvatkan bastırı siyasetleri ve kırgıncılık cinayetlerini tanıştırdı. Sharq Turkistan Avustralya Cemiyeti, Queensland İslam Cemiyeti ve Griffiths Üniversitesi, Xalqaro Keçirim Teşkilatı Grupisi Qatarlıq Teşkilatlar birlikte Avustralya Griffiths Üniversitesi'de Sharq Turkistan'ın hazırkı vaziyeti temasında leksiya orunlaştırdı. Faaliyette Şarkı Türkistan Avustralya Cemiyeti tarafından tayarlanan leksiya sözlendi, hem de teşvikat varakçıları tarqıtıldı. Lager sırtıdaki halkımız haksız emgekli selinmaqta. 16. Mart körürmelerimiz tarafından temellengen sillik filmlerde malum buluşça, halkımızın katmukat musibetler içi de küreş kılavatkallıkı aşka aralandı. Xitay tajavuzcuları Şarkı Türkistan'ı işgal kılganda beri Şarkı Türkistan halkını tarafından kıstab, Baş götürgüzmen kelgenliki hemmege malum. Xitay tajavuzcuları 3 yıldan beri Şarkı Türkistan halkı içindeki baylarını, bilim egeleri ve iktisat egelerini atılmış əsəbi terrorçi degen tökmetlere bilen türmü ve lagerlarga solap, onlarının mal mülkünü bulantadan kıldı. Xalqımızın öz ara yardım kılışını çekildi. Xitay'nın insan kalibinden çıkan türlük siyasetleri yaşlarını her hıl tökmetlere bilen zor külemde türme lagerlarga kamışı ve ailelerde emge küçü kalmaslığı sebebiden halkımız barğansırı namratlaşışı başlayan. Sıllık görünüşlerden malum buluşça, Xitay ailelerde kalan ayollar ve yaşan kallarını mı kün boyu haksız emgekli selip kıynaşkı başlayan. Halk türmelerdeki mahpuslardak herbeci kiyingen Xitay korcakları terapiden kün boyu haksız emgekli selinmaqta. Amasya'da Şarkı Türkistan'dan hazırkı vaziyet ahvali tanıştırıldı. 16. Mart Şarkı Türkistan yeni nesil hareketi reisi Dr. Abdusalam Taklimakan, Türkiye'nin Amasya şehirde Şarkı Türkistan'dan hazırkı vaziyet ahvalini tanıştırdı. Faaliyetini insani yardım vakfı İHH'nın Amasya şöbesi teşkilleyen bulup, Şarkı Türkistan yeni nesil hareketi reisi Dr. Abdusalam Taklimakan teklifle katlaştı.
faoliyati doktor Abdusalom Sharqi Turkistonning umumiy vaziyat ahvoli, Sharqi Turkiston xalqining har xil to'qmatlari bilan lagerlarga tutqun qilinayotganligi, Xitoy atalmish qo'shmoq tuqqan siyosatini yo'l qo'yib, xalqni uylarda nazorat qilganligi, ota-onasi lagerga tutqun qilingan farzandlarning oilasi va tuqqanlaridan ayirib tashlanib, bolalar lagerlarda Xitoy qilib tarbiyalashga boshlanganligi qatorliklarni tafsili tunishtirdi. İstanbul'da Uyghur ziyalilerinin ahvali muhakeme kılındı. 16 Mart İstanbul'un Zeytinburnu rayonunda lagerler ve Uyghur ziyalilerinin akıbeti temasında muhakeme yığını ötküzüldü. Muhakeme yığınını Uyghur Akademisi teşkil eden bulup, yığınğa Şarkı Türkistan Marife Hemkarlık Cemiyeti reisi, Koşumçu Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği reisi Hidayetullah Oğuzhan, Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği'nin muavin reisi Ustaz Sıracidin Azizi, Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği Devlet Grubu Mesulü Habibullah Küsani, Uyghur İlim ve Medeniyet Vakfı reisi Abdülahat Uçkun, şundaqla bir kısım jurnalist, tetkikatçı, akademikler ve teşkilat vekilleri iştirak kıldı. Muhakeme yığınında Şarkı Türkistan halkının hazırkı iğir vaziyeti ve Şarkı Türkistan meselesini kandak usulde hal kılış katarlık meseleler muhakeme kılındı. Şendong birinci türmesiyle solanan Uyghurlardan 4 kişinin ismi aşkarlandı. Erkin Asya Radyosu'nun haberde bildirilmişçe, Şarkı Türkistan'dan Xitay ülkelerine yetkilen mahpuslar hakkındaki eniklaşlar devamı da, Şendong birinci türmesi diyeti batkan mahpuslardan 4 neperinin isimleri aşkarlandı. Radyo muhbiriga kuludaki mahpuslar tizimlikiden İlyar, Kasımcan, Eli ve Memtimin'den ibaret 4 kişinin ismini okup bergen türme hadimi, Uyghur mahpuslarının isminin uzunluğu ve sahnenin köplükini sebep kılıp görüstüp, muhbirinin mahpuslar hakkındaki başka suallarına cevap verişini rad kılgan. Muhbirinin telefonunu kabul kılgan türme hadimi bu türmede Uyghurlarının barlığını inkar kılmadı. O muhbirden sürüştü kılmakçı bulan kişilerin ismini sorgan bulup, muhbir Arzugül isimlik bir mahpusunu sorganda o bu türmenin erler türmesi ikkerliğini bildirip, bundak bir mahpus hakkında malumat berilmeydi kılgını etkan. Muhbir onundan Alimcan isimlik bir kişinin sorganda o tizimlikte isimlerinin köpükini sebep kılıp görüstüp, malumat berilmeydi kılgını etkan. Ahırda muhbir onundan kolideki tizimlikteki mahpuslar sahnenin 100, 1000 ya ki 10 000 ikkerliğini sorganda o bu suallarga cevap berilmeydi kılgını bildirip, telefonunu koyu etken. İtalya'daki Zimistan Habertori, Xitay ülkelerdeki yer astı muhbirleri arqılıq ilgilgen uçurlarga asasen, 500 mınçı Uyghur'nın Xitay ülkelerge yetkelgerlikini ilgiri sürgen bosumu, ama yeterlik tefsilatlarını körüstü berilmegen idi. Ötken yıl yazda Kaşgar'dan ilgilenen uçurlarda bir sakçı hadimi, özünün Kaşgar'dan 2 mınçı kişinin Xitay ülkelerge yetkep gitilgerlikiden haber barlıqını etkan ve bu yetkeşte kayısı sakçı hadimlerinin vazife ötigerlikini mu aşkarlıgan idi. Amerika vatanimizdagi Xitoy amaldorlariga tadbir qo'llanishni o'ylashayotganligini bildirdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi 14 mart kuni Amerikaning Sharqi Turkistondagi kishilik huquqini dafsanda qilayotgan Xitoy amaldorlariga nishonliq tadbir qo'llanishni o'ylashayotganligini, Sharqi Turkistonda yuz berayotgan kishilik huquq dafsandachiligining insoniyat uchun og'ir numus ekanligini ta'kidladi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Robert Palladino 14 mart o'tkazilgan kundalik axborot yig'inida biz bu kılmışını sadır kılıp atkan kişilerden cevapkarlıkını sürüştürümüz. Şunundak onlara karata nişallık imbargo, nişallık tedbirlerini kullanımız dedi. Palladino, Amerika'nın 2018 yıllık kişilik hukuk dokulatı elan kılınıp, arkadılla bu sözlerini kılgan. Amerika Taşkı İşler Ministerliğinin 13 Mart elan kılınan dokulatıda Uyghurlarının kişilik hukuk vaziyeti naiti etraplık tonuşturulgan. Dokulata Xitay'nın yığıveliş lagerlerini kurup, Uyghur, Kazak ve başka Müslüman milletlerini ken kölemli kamışıdaki mahsidi, onların medeniyeti, dini itikadını yokutuş işkerliliği tekitlenigen idi. Reuters'ın haberde tekitlenişçe Robert Palladino kinerek özünün imbargo diyen sözünü hata işletkerlikini bildirgen. Ama nişallık tedbir kullanımız diyen sözünün mənisiyle çüşençi vermegen. O devamlı Xitay'ın rayondaki siyasetiki hatimi belişke, halıgancı tutkun kılınan kişilerini koyup belişke çakırdıqallıqını bildirgen. Onun tekitlenişçe o Türkiye'nin yakında Şarkı Türkistan vaziyetiki bergen bahası, ve onun rayonda yüz berayotgan işlerini insaniyet üçün iğir numus digerlikige nahiyeti kayıl bulgan. Robert Palladino peyşembe günü yukarıqı sözlerini kılıçtın sel burun, Xitay rejimi bayanat ilan kılıp, Amerika'nın dokulatıdaki Uyghur vaziyetige dair tenkitlerini kattık sözleri bilen keskin ret kılgan idi. There is over a million people at least being detained. Uyghurs, ethnic Kazakhs, other members of Muslim minority groups in these internment camps.
Microsoft şirketi Şarkı Türkistan'daki takipleş programmasına yardım kılganlığını red kıldı. Amerika'nın danlık yumuşak detal şirketi Microsoft, Şincin'deki bir Xitay şirketinin Şarkı Türkistan'daki digital, yani rakamlık takipleş programmasına yardım kılganlığı bu şirket bilen hemkarlık münasibeti barlığını red kıldı. Yakında Gollandiyalik bir tor bihaterlik tetkikatçısı Şincin'deki Şinvan Ufuk Teknolojiye Hassedarlık Şirketi namlı karxananın Şarkı Türkistan'da 2.5 milyon kişiye digital takipleş elip barğallıkını bayqap, bunu dünyaya aşkarlıgan. Bu vaka dünyada naiti zor gulgulu kozgap, kişilik hukuk teşkilatlarının hoşyarlıkını kozgan idi. Bazı haberlerde bu şirketinin Microsoft bilen hemkarlık münasibeti barlıkı, onun yüz tunuş yumtalı yasaçta Microsoft'un bazı yumtalarını işletkenlik ilgiri sürülgen idi. Lekin Amerika'daki CNBC televiziya kanalının haber kılışça, Microsoft'un bayanatçısı cümle günü CNBC'ye Microsoft'un Şinvan Ufuk Teknolojiye şirketi bilen hiç kandak hemkarlık münasibeti yok. Lekin biz Şinvan Ufuk Teknolojisinin bizden şirketinin belgesini ruhsatsız işletkenlik edin haberimiz var. Biz onundan bizden belgemizini elevet işini talep kıldık digen. CNBC'nin haberde bildirilmişçe, Microsoft bayanat ilan kılışının aldığında Gollandiyalik tor bihaterlik tetkikatçısı Victor Giviris, Şinvan Teknolojiye şirketinin yumtalının kodini resimge tartip edip Twitter'a koygan. O, Microsoft şirketini Şinvan Ufuk Teknolojisinin paydalanışına köz yumuş bilen ayıplıgan. Xitayning garip teknikisini kullanıp Uyghurlarını takip kılışı, Amerika Devlet Meclisi azaları ve halkara kişilik hukuk teşkilatları en dikkat kıldığan meselege aylandı. Yakında Amerika Devlet Meclisi'nin bazı azaları bu ehvalını çekleş hakkında kanun teklif layihesi sundu. Devlet Meclisi ve Halkara Kişilik Hukuk Teşkilatlarının besimede Amerika'daki Thermo Fisher Biyoteknik şirketi Şarkı Türkistan rayonuna biyoteknike esbablarını setişini tohtat kallıkını bildirgen idi. Uyghur meselesi Amerika siyasi sahnesindeki rakiplerini birleştirdi. Amerikalık jurnalist ve obzorçi Josh Rogan 15. Mart Washington Post'ta gazetede makale ilan kılıp, Uyghur meselesinin Amerika siyasi sahnesindeki rakiplerini ittifaklaştırganlığını bildirdi. Erkin Asya Radyosu'nun haberde bildirilmişçe, Washington Post'ta gazetede jurnalist ve obzorçi Josh Rogan, Uyghurlar üçün ortak hareket serlevelik makalesi de ilgir sürüşçe, Cumhuriyetçiler bilen demokratlar oturusu da taşkı siyaset, ideoloji cihetlerde naiti çoğun hang bolsu mu, lekin Xitayning Uyghur Müslümanlarına başka etnik ve dini gruplarına tutkan korkunuşluk muamelesi onlarını birleştirvatkan amilge aylanğan. Josh Rogan, Amerika Taşkı İşler Ministerliğinin 13. Mart elan kılgan yıllık dokulatı ve Xitayning Uyghurlarını takipleş siyaseti hakkında toxtulup, vaziyetini yakından gözetvatkanlar üçün rayondaki bu hadisler tunuşluk bolsu mu, lekin Trump hükümetinin devlet meclisine koşulup, Xitayının bastırış siyasetine onun Xitaydaki dini ve etnik kimliklerini yoktuş hareketine iğizdi bolsun mu, aşkarı karıştırış bir yenilik iken. Lekin Trump hükümetinin devlet meclisine koşulup, Xitayının bastırış siyasetine onun Xitaydaki dini ve etnik kimliklerini yoktuş hareketine iğizdi bolsun mu, aşkarı karıştırışı bir yenilik iken. O, Amerika Taşkı İşler Ministerliği Dini İşler Baş Elçisi Sam Brownback'nin sözünü nakil keltirip, onun Xitay itikad bilen uruş kılmaqta. Bu, Xitay hiç kaçan yenilmeydiğen bir uruştur, digerlikini tekitligen. O, Amerika Devlet Meclisi'nin Uyghur Kişilik Hukuk Kanun lahisige kapalet bergen 39 nefer Devlet Meclisi azasının içi de Cumhuriyetçi Avam Palata azası Christopher Smith, Demokratik Avam Palata azası Elhan Ömer, Demokrat Avam Palata azası Adam Schiff, Cumhuriyetçi Avam Palata azası Mark Meadowdeck, taşkı siyaset ve ideoloji cihetlerde karmakarşı septiki siyasetçilerinin barlığını ilgiri sürgen. Josh Rogan makalesinin ahırıda Uyghur meselesinin Washington ve başka garip paytaxtlardaki Xitay Kompartiyasının tehdidige karata zor uygunuş ve birliknin fakat bir kısmı ikerliğini tehditligen. Onun ilgiri sürüşçe Uyghur meselesinin tilgi elip kuyuşla kupa yıkılmaydıken. O dünyanın hareketki ötüş vakti geldi digen. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertik programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kılıp program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.